Sevgili izleyicilerimiz, değerli dostlarımız, hep beraber Akla Kapı programında yeniden bir beraberliğe başlıyoruz. Profesör Doktor Nevzat Tarhan Hocamla beraberiz ve kendisiyle bugün günlük hayatın içerisinde maalesef çok gözlemlediğimiz, belki zaman zaman bizim de içine düştüğümüz bir olguyu konuşacağız. Depresyon bugün konumuz. Siz de depresyonda olabilir misiniz? Depresyondaysanız nasıl çıkacaksınız bu işin içinden? Tanıdıklarınızdan sevdiklerinizden depresyonda olanlar var mı? Bu programla beraber bunu fark etmenize yardımcı olacağız. inşallah kıymetli hocamla birlikte, hocam hoş geldiniz hoş bulduk, programınıza. Teşekkür ederim. Hocam bu depresyon konusu çok böyle yanlış terimlere de konu olabilen bir konu gibi geliyor bana. Bir insanın diyelim biraz canı sıkkın, nasıl hissediyorsun kendini? Depresyondayım diye hmm. cevap veriyor. Veya çok böyle şey kırılmış bir şeye yani bir, bir insan onun imtihanı olmuş. O canını sıkmış, bir şeyler söylemiş. O kırgınlığını ifade ederken bugün çok depresyondayım diye bir tabir Hı. kullanıyor. Evet. Bazen insan sinirleniyor. O sinirliliğini, asabiyeliğini depresyondayım diye tarif ediyor. Tabii. Gerçekten nedir bu depresyon? Yani Tabii bir insanın ne? depresyonda olmasının doğrusu nedir? Tabii şimdi burada bir klinik depresyon var. Bir de klinik olmayan, hani halk arasında anlaşılan depresyon var. İkisini ayırt etmek gerekiyor. Klinik depresyon nedir? Yani bir kişide klinik depresyonun ana belirtileri var, 8 tane ana belirtisi var. Mesela bir, bu 8 ana belirten bir tanesi şeydir, kişinin böyle elem, hüzün duyguları yaşamasıdır böyle. kişinin evet. yani böyle elem, keder, hüzün bir iç, iç psikolojik acı yaşamasıdır içinde, çok hı hı. günlük hissinin olmasıdır. Evet. İkinci bir de Hayatta birçok bir şeye yani ilgi azalması, enerji azalmasıdır. Hmm. Hiçbir şeyden tat zevk alamaması. Motivasyon az yani Anhedonia denilen böyle bir şeyden tat zevk alamama vardır. Normal mesele şey yapan bir e, bulaşık yıkayan, zevkte bulaşık yıkayan birisi, zevkte kitap okuyan birisi bir şey yapamaz. Şunu alıp şuradan şuraya gözümünde büyür, yapamaz. Hmm. Yani böyle en ciddi bir şekilde ilgi kaybı vardır enerji azalması vardır kişide belirtileri. Yani Gözü parlamıyor yani. Parlamıyor yani. Sök çökkün oluyor. Zaten Türkçede enge çökkün kelimesi tutuyor Hı. onun yerini depresyon. Çok, gün. çok günlük, çökmüş oluyor. Ama klasik depresyonda öyle major depresyon, klinik depresyonda, major depresyonda olmak bilinen depresyonda öyle bir çökkünlük hali vardır. Daha sonra bir şey enerji azalması vardı, hı hı. uyku bozukluğu vardı. Bazı kişiler aşırı uyur, bazılarında uykusu kaçar. Hı. İştah bozulması vardır. Bazı kişiler aşırı yemeğe verir kendini, bazıları da iştah kesilir. Böyle olur. Sonra cinsel enerji azalır, cinsel ilgi azalır kişide. Hı hı. Unutkanlık olur, dikkat, odaklanma sorunlar, konsantrasyon sorunlar olur. Daha önce rahat böyle odaklanıp yaptığı bir şeyi yapamaz. Beyni yavaş çalışmaya başlar kişide. Evet mide bağırsak bozukluklar olur kişide böyle hmm. çeşitli e, somatik belirtiler olur. Yani daha önce olmadığı kadar böyle bedensel belirtiler, ağrı rahatsızlıklar falan yaşar, çeşit ağrılar olur. böyle işte tellemeler titremeler, ağrılar bu gibi şeyler e, bunlar yaşanır. Bu, bu böyle belirtiler verir. Yani kişinin günlük yaşam aktivitesine ilgisi azalır kişinin günlük hayattan zevk almazdan yaşam sevinci kayboldu derler. O, o duyguları yaşayan yaşayan kişilerdedir kişiler. Ya yani bu kişiler e, bir e, dediğim gibi böyle e, hep karamsarlık vardır çok üzerlerinde. Gelecekle ilgili karamsarlık vardır. Geçmişle ilgili karamsar yorumlar vardır. Bugünle ilgili karamsar yorumlar vardır. Olayla hayatla ilgili karamsar yorumlar, negatif yorumlar vardır. Hep olumsuz evet. her şeyi şeyde hissederler. Kap karanlık bir dünyada gibi hissederler kendilerini ve bu onların bu kişilerin istemi dışında elinde olmayan bir şeydir. Mesela ilk bu depresyonun e, beyindeki o serotonin maddesiyle ilgisinin ilk bulunması 80'li yıllarda oluyor. Bir e, Van Prak isimli bir e, Amerikalı, aslında Hollanda kökenli bir Amerikalı. Daha sonra şimdi o o şey e, Dünya Psikiyatri Birliği'nde din eee ve psikiyatri e, e, kurulu var bilimsel kurulu ben de o kurulun üyesiyim. Hı hı. O kurulun şeyi kurucusu ve yürütücüsü şu anda. Yani bunu bulan kişi o kurulun yöneticisi falan bırak diye. Hı hı. Şimdi bu o, o bunu şöyle yapıyor. Bu intiharla ölenlerle normal ölenlerin beyin omurilik sıvısını alıyor beynindeki Omerik sırsını alıyor belinden su, suyu çekiyor alıyor. Onun içerisinde e, böyle be, beyindeki bazı maddeler var işte. Monoamin diye bilinen dopamin, serotonin, noradrenalin gibi maddeler alıyor. Bakıyor ki bunların içerisinden serotonin maddesi normal ölenlere göre intiharla ölenlerde 15 misli daha az. 15 kat. 15 misli. Hmm. Çünkü 15 misli fazla bu o zaman bu beyindeki bu kimyasalla beynin ve metaboliti olan yani beyindeki beyin omurilik sıkıntıda geçen onun ürünü olan madde bu kadar az olduğuna göre beyinde bunda bir azalma var demek ki diyor. Bu araştırmalara başlıyor ve ilaçlar bu şekilde birçok üçüncü, ikinci, üçüncü kuşak antidepresan ilaçlar böyle bulunuyor. Beynin çalışma sistemi ne ilgili ilk e, somut biyolojik kanıt o, çık, o zaman çıkıyor ortaya bilimsel kanıt. Daha sonra bu sadece serotonin maddesi değil. Mesela unutkanlıkla ilgili asetilkolin maddesi. Mesela hazla ilgili dopamin maddesi. Enerjiyle ilgili noradrenalin maddesi. Beyinde bunlar salgılanıyor. Hepsi de depresyonda bazen biri azalıyor, bazen biri öbürü azalıyor. Mesela biri azalıp biri çoğalırsa kişi depresyonda olduğu halde öfkeli oluyor. Bağırıyor, çağırıyor, her şeye çoğalıyor. Erkekler depresyonu öfkeli yaşıyorlar onun için. Bağırıp çağırarak. Mesela kadınlar depresyon doğrudan yaşıyor, ağlayarak ifade ediyorlar. Evet. Hani topal ördek görse ağlar hani bazı insanlar baktır. Yani her şeyden böyle kırılgan duygusal kırılganlığı oluyorlar. çok yüksek. Yani böyle kırılgan hale geliyorlar. Bu şey yani kitaplarda olan klinik depresyon bu bir bir 2-3 gün süresi depresyon sayılmıyor. 15 gün ve daha fazla süresi sayılıyor. Bir de bu 7-8 tane belirtinin hepsi mi olması lazım? Yani bundan iki tane ana belirti olacak. Olacak. Diğerlerinden bir iki tanesi olması yetiyor. Hmm. Ama ikisi bir şeyden en iyi, ilgi enerji azalması ve elem keder hissi. Bu ikisi temel olması lazım. Peki yaşanan bir olaya eşlik ediyorsa yine depresyon mudur mesela Yaşan... bir yakınını kaybetti, iflas etti falan i̇şte böyle o, bir dramatik böyle... bir tabi, durum varsa. böyle tabii o bazen Sebepli de oluyor bir o, e, sebepli olursa bunlara genellikle eski reaktif depresyon diyorlardı Stresöre bağlı depresyon ama bazı kişilerde sebepsizler ol, olabiliyor durup dururken de olabiliyor bir başlatan bir olay olabiliyor tetikleyen bir faktör olabiliyor e, depresyonda onlar böyle üç gün kadar sürerse depresyon sayılmıyor bugün depresyon depresif belirti deniyor hı hı. depresif belirti hepimizde olabiliyor zaman birkaç saat olur geçer. Evet. Hepimizde olur, Geçer. Üzüntü. Üç günde, üç gün kadar sürerse depresif belirti diye kabul ediliyor. Yapılan şeylerde, istatistiklerde toplumun üçte birinde, normal bir toplumun üçte birinde depresif belirti son bir sene içinde depresif belirti yaşamış oluyor insan. Baya yüksek. Üçte bir. Tabii tabii. Yani son bir sene içinde depresif belirti yaşamış insan. Üçte bir. Ama majör depresyon yaşamak oranı ise bütün toplumlarda hayatında bir defa majör depresyon Depre yüzde on bütün dünyada. O da yüksek. O da yüksek ya. Evet. Major depresyon. İlaç tedavi gerekecek. işine gücüne gidecek. Zaten depresyon için bu gerçek depresyon. 15 günden fazla sürerse bu zaten depresyon tanısı alınıyor. O zaman uzmana gitmesi gerekir. Türkiye'de de böyle midir hocam bunlar? Tabii Türkiye'de öyle yüzde on Ama dünyada bu artıyor şu anda. Hı, hı. Yani depresif belirti çok artıyor. Klinik depresyonda hemen hemen dünyada her yerde aynı. Peki hocam bu bahsettiğiniz bu işte bu kriterleri kişi üzerinde görüyor, gözlemliyor ve 15 günde bu üzerinde hissetmeye devam ediyor ise bunun yolu işte bir hekimli tedavi midir yani ilaç mıdır yoksa kendine telkin vermek işte birilerinin moral motivasyon sağlaması olumlu düşünmeye çalışması falan başka yöntemlerle üstesinden üstesine depresyonda gelmesi Depresyonda bir major depresyonsa o kişi artık gülse bile içinden gelerek gülmez o kişiler. Ya gülersin bazı insanlar duygularını paradoks ifade eder. Gayet neşeli canlı hani meşhur bir şey var ya bu sirkte herkesi güldüren kişiler oluyor ya yani böyle evet herkesi güldüren komedyen diyelim. komedyen diyelim sirkteki o işte aktörlerden birisi bir şeye gidiyor. Bir psikiyatriste gidiyor. Acemi psikiyatrist, daha yeni. Ya Diyor bir böyle işten de kalmıyorum, içimden gülmek gelmiyor. Hayat boş, anlamsız, niye yaşayayım ki? Hı -hı. Mesela ölüm düşüncesi çok olur depresyonda. Ortalama Ortalamada bir insan aklına günde ölüm düşüncesi ya gelir ya gelmez. Ama beyin depresyonda kişiler, onu söylemeyi unuttum, intihar fikri çok gelir. Diğer sana, 15 misli daha fazla geliyor. Onun için dep depresyondaki intiharla %15 oranında ölümler vardır depresyon. Şeyde. Hı -hı. Yani ciddi intihar girişimleri oluyor. Yani şimdi şeyde... İntihar girişimi oluyor ama ölümle sonuçlanmıyor hepsi. Yani bu şey olmuş, işte o da ozmana gitmiş, zamana gitmiş komedyene git, şey yapmış, o da psikiyatriste gitmiş. Psikiyatriste demiş ki, filanca komedyene gitsene, o şu sirkteki demiş, o komedyen benim doktor bey demiş. Yani gönüşte herkesi güldürüyor ama içinde fırtına var. Biz insanlar geliyor bize depresyondayım diye. Genellikle yarası içinde olduğu için dışarıdan anlaşılmıyor. Şöyle diyor yakınları, anne, baba, eş, böyle diyor kadın ve erkek fark etmez. Diyor ki takma kafana, gez toz geçer. Kendi kendi doktoru ol. Bir iradeni kullan. Olsun. Evet. Neyin eksik ki? Yediğin önünde, yemediğin arkanda bazen. Böyle diyorlar. Kişi anlaşılmamanın acısını çekiyor. Hmm. Böyle. Bir de daha çok hastalığı artıyor. Çünkü eli istem dışı. Yani ayağı kırık insana yürüsene derseniz yürüyemediği için şey yapar. Ama herkes gördüğü için demez onu kimse. Ayağın kırık niye yürümüyorsun de demez kimse çünkü gözüken bir şeydi. Kulağı duymayan bir insana niye duymuyorsun denilmez. Ama depresyon anlaşılmadığı için çok ve nasihat dinler böyle. Biz depresyonda şu anda tıp ilerledi. Depresyondaki kişinin beyninin nasıl çalıştığını özellikle böyle klinik depresyon hani depresyon olup da üzerine 3 ay geçtikten sonra daha çok belirti veriyor bu. Yeni başlayan depresyonda çok belirti vermiyor. 3 ay üzerinden geçtikten sonra beyinde beyin haritalaması var. Şu anda alıyoruz. Beyin evet. haritalamasında depresyon 3 ay geçtiyse üzerinde beyindeki sinyal akışı bozuluyor. Enerji akışı bozuluyor. Kimyasal akış bozuluyor. Ve, ve beyin haritasını çıkardığım zaman beyin haritası biyoelektrik harita beynin. Yani, ha, e, dört tane dalga grubu var. Beta hızlı dalga, yüksek frekanslı. Eee Te, e, alfa dalgası orta frekanslı dalga, sağlıklı insanlarda oluyor hı hı. ama belli bir oranda oluyor da. Teta dalgası yani uykudaki dalgalar, bir de istirahat halindeki dalgalardır, hipnoz esnasındaki dalgalardır. Delta dalgası da yavaş dalgalardır, çocuklarda vardır bir de Alzheimer'da çok çıkar o dalga, demasta çıkar. Bunu ölçüyoruz kişinin beyninin bir de hangi bölge, sağ beyin, sol beyin farklı mı? Beyindeki ritim disritmik mi, bozuk mu? beyindeki koherans nasıl yani beyindeki dalgaların ahengi nasıl yani bir aralarında bir denge var onun bir de beyin elektrosu beyin haritası parmak izi gibi ya yani bir kimsenin geliyor bazen 5 sene sonra 10 sene, sene sonra benzer çıkıyor şey beyindeki parmak izi gibi yani literatürde de öyle geçerdi yani beyin EEG'si parmak izi gibidir haritaya da yansıyor bu Harita dijitalleşmenin getirdiği bir kolaylık 1888'lerde ilk beyin haritası alındı. Benim de hatta e, bu şeyim e, e, tezim şeydi, beyin, beyin elektrosu ile ilgiliydi tezim. O zaman beyin haritalaması yoktu. 82'de tezimi vermiştim. Hı. E, uzmanlık tezimi, GATA'da. Hı. Ondan sonra ben yardım doçentliğe hazırlanırken orada e, GATA'da e, insanların beyin haritalamanı çektirdim. Türkiye'de Yeni girmişti o zaman bir özel bir merkez vardı oraya götürdüm çektirdim renkli haritalar şeyde çıkmıyor polaroid çıkıyordu sadece Polaroid çekilebiliyordu sonra onu sadece Kadıköy'de pardon Karaköy'de bir tek renkli fotokopi veren şey renkli çıktı veren bir makine vardı. Tek orada çektirdim. Doçentlik sınavını onu sundum mesela. Beyin haritalamalarıyla evet. ilgili doçentlikteki benim takdim sunum gibi oldu. Çok orada çok şey çekti. Hacettepe'de girdim. Üç kişi girdik doçentliğe. 2 kişi geçemedi. Ben geçtim orada. 90 yılında düşün. Evet. Ama bu oradaki şeyin o yayınlanmıştı o zaman. O yayını kullanmıştım o zaman. Beyin haritasına o zamanla ilgim vardı. Hatta doçentlik benim Sınavda o zaman sözlü sınav vardı. Peki psikanaliz ne olacak dedi hocalar. Onlar da psikanalizci hocalardı. Hı hı. Ben de dedim ki psikanaliz eğer şu anda biyolojik psikiyatri ilerliyor, hızla gelişiyor. Bu dedim 1990 işte. Yani kanıta uygunsa, kanıtlanırsa doğrulanmış olacak. Kullanacağız. Kanıtlanmazsa, yanlışlanırsa kullanmayacağız dedim. Ve şey olduk yani hepsinde tabii aklına yatan bir cevap olmuş oldu. Yani doğrusu da o zaten. Evet. Onun için de psikanaliz, nöropsikanaliz oldu şimdi. Neyse depresyona dönersek depresyonda beyin görüntülemeleri alabiliyoruz. Alıp da böyle hastaya gösterdiğimiz zaman beyninin bak beyninin şu bölgesi şu bölgesi de konuşamıyor diyoruz. Sol sol ön bölge hazı acı elem kederden kaçmayla ilgili. Sağ ön bölge haza lezzeti yönelmeleri ile ilgili ikisi uyumlu çalışmıyor diyoruz Hı -hı. beynin ya da işte hangi belirtileri varsa beynin şu bölgesi şu bölgesi arasında ya da beynin bir bölgesi beynin bütünlüğünden bağımsız çalışıyor diyoruz mesela şizofreni de oluyor bu böyle bunu görünce kişi çoğu kişi emin ol hasta ağlamaya başlıyor ya ağlamaya başlıyor Hı -hı. İlk ilk defa beni anlay anlayan bir şey çıktı diye bilgi çıktı anlayan bir uzman çıktı diye şaşırıyorlar, anlıyorlar. Yani ona nasihat verenler de şeyi anlıyorlar. Somut biyolojik kanıt. Ya yani şuna benziyor. Bir insana tansiyon ilacı kullandırmak istiyorsan tansiyonu ölçtürmeden kullandıramazsın. Kullanmaz. Niye kullansın ki? Ya benim bir şikayetim yok. Niye alayım der. Evet, evet. Onun için beyinde böyle bir şey olursa ancak kişi ilacı kullanıyor. Peki depresyon da genelde hocam o beynin hangi bölgesiyle bölgesi. hangi bölgesi. arasında? Sol önemli. profrontal bölge beyinde bozuluyor depresyon. Manyetik uyarı tedavisini oraya veriyoruz zaten. Yani o ne demek? Ne, ne işe yarıyor? Ya, o beyindeki bozulan, bak beyinde e, böyle e, voltaja bağımlı iyon kanalları var. Voltajla çalışıyor. Sodyum, potasyum, kalsiyum gibi iyon kanalları var. O e, voltaja bağımlı çalışan iyon kanalları bu kişilerde iyi çalışmıyor. Yani o kanalların eşiği yüksek oluyor. Yani beyindeki serotoninler ya stresli çalışıyorsa hızla tükeniyor. Serotonin seviyesi düşüyor beyinde. O bölgede özellikle. Yahut da beyin serotoninleri şey yapamıyor. Geri, geri alamıyor beyin. Hızla kaybediyor. Biri serotonin hızla kaybediyor ya da üretemiyor serotonini beyin. Onu o e, iyon kanallarının duyarlılığını, reseptör duyarlılığını artırıyor manyetik uyarı tedavisi. Beyin o bölgesinin tıkan yani böyle bozulmuş olan alanı bir nevi rewiring yapıyor. Yani yeniden bozulmuş network'ü yeniden notlaştırıyor ve iyileştiriyor. Mesela EKT tedavisi daha ileri depresyonda kullanılıyor. Ya yani bunun da depresyon biyolojik bir hastalık. Yani depresyon nasihatle düzelmez. Konferansla, vaazla düzelmez. Depresyon <laughs> Moral biyolojik bir hastalık. Moral vermekle düzelmez. Hmm. Yani onun için bu o depresyon ama mesela depresyon değil de distimi vardır bir de. Minör depresyon da deniyor. Majör depresyon, büyük depresyon dediğim. de minör depresyon var. Halk arasındaki çoğu depresyon, hani nasihatla, şeyle düzeybilen depresyon, bu ilaç, ilaç gerektirmeyen gruptur bu. Yani kısa bir anlık depresif ruh onun, hali. Onun göstergeleri neler? Onu da şöyle, birisi geldiği zaman bize, mesela son bir ay içerisinde kendini iyi hissettiğin zaman mı daha çok, kötü hissettiğin zaman mı daha çok diye Hı -hı. soruyoruz. Kendimi kötü hissettiğim zaman çok diyorsa, distimi olarak algılıyoruz onu. Distimiye de depresif ruh hali diyoruz daha çok. Depresif hmm. Yani kişi günün 3-4 saati canlı neşeli 3-4 saati depresiftir. Böyle hmm. kişiler enerjisi azdır gene. İsteksizdir. Yani onun için depresyonun en büyük şeyi yani tehlikesi yeti yetimi yapar. Yani böyle disability dedikleri İngilizcede yani yeti yetimi yani kişi iş verimi düşer. Yani çocuklarla ilgisi azalır, devamlı yatar, bir bulaşık yıkamak gözünde büyür, bir merdiven çıkmak gözünde büyür. Yani kişi yaşayan ölü gibi dolaşır. Hayattan uzaklaşıyor. Bu hayata, yani. hayattan kopar. Böyle bir şey yapar, böyle olunca da iş yerinde müthiş bir iş kayboluyor oluyor, veri kayboluyor Onun için yani geleceğin hastalığı olarak görülüyor. Bu küresel yaygınlaşınca verimlilik azalıyor, İş verimi düşüyor. Yeti yetim avlıyor, insanlar çalışamaz hale geliyorlar, tüketici kal oluyorlar genç insanlar diye. Onun için bunu dünya Dünya Sağlık Örgütü bütün dünyadaki parlamentolara şey gönderdi. İntihar önleme projeleri gönderdi. Yani intiharlar artıyor hızla, bunu önlemek için geldi bizim parlamentoya da gelmiş var yani şeyinde. Ben araştırdım, öğrendim yani yıllar önce. Hı -hı. Ne, ne yapılıyor sağlık Bakanlığı büyük ihtimal çalışıyordur o konuda. Yani o onun için yani bu konu e, küresel bir sorun olarak hızla artıyor şu anda. Ama bu bahsettiğiniz ikinci grup biraz daha böyle moral vermekle falan kendine Geçme. gelebilecek Ge aşamada, öyle yani mi? Yani Şimdi tabii sosyal destek ya, minör tedavinin minör bir parçasıdır yani üç parçası var bir biyolojik tedavi beyin kimyasını düzeltmek İkinci kısmı terapiler kişinin yani yanlış düşünceleri değer yargılarını algılarını böyle onu depresyona götüren düşünce hatalarını depresyon geçtikten sonra üçüncül koruma diyoruz. Terapi süreci içerisinde onu depresyona götüren düşünce hatalarını bulup onu düzelttirdiğin zaman ya da eski travmalarını bulup onu düzelttiğin zaman kişi depresyona tekrar girmemesi sağlanıyor. Ama depresyon tanısı aldıktan sonra klinik depresyon %70'i ilaç ve terapiyle rahat düzeliyor. %70'i. Hı hı. Ama yüzde %30'u ne yapsan yapsan düzelmiyor. %30'a tedavi dirençli. O yüzde %30 dolaşıp duruyor en çok şu anda yani bütün dünyada. Bu yüzde %30 rakamı bütün dünyada var. Onlar işte kişiye özel tedavilerle onlar da. onlar da. Ama o düzelenlerde kişiye özel tedavi onun büyük ihtimal beyindeki serotonin metabolizması bozuluyor. Genetik olarak o kişi beyin serotonin Az, geç az yanıt geç yanıt dediğimiz böyle serotoninle ilgili ilaçlara beyin cevap vermiyor bir türlü serotonin ilaçlara. ya yani ya da geç cevap veriyor ya da yüksek doz istiyor. Ona ilaç genetiği bakıyoruz. Türkiye'de ilk biz yaptık bunu o zaman. Bayağı, halinde yapıyoruz. Farmakogenetik ilaç genetiği. O kişinin genetik yapısına göre ilaç veriyoruz. ilaç İlaç seçimini de yapıyoruz. Yani bu ona yapıyor ya da dediğim gibi manyetik uyarı, elektriksel tedavilerle yapıyoruz. O tedavilerle beyindeki Bozulmuş dalga fonksiyonunu düzeltiyoruz. Şimdi bütün toplumun yaklaşık %17'sinde görülüyor dediniz. Evet. Onun da %30'uysa bu grup %5 demek. %5 dirençli. Yani Bütün toplumun %5'i tamam. ciddi bir rakam tamam. demektir yani. Bunların da bir çaresi var ama farklı yöntemler denemek yani, gerekiyor. Hocam depresyon bir şeylerin sonucu mu oluyor? Bunu soracağım ama ara vermem gerekiyormuş. Aradan sonra cevabını Tabii. rica edeceğim sizden. Sevgili izleyicilerimiz depresyonda olup olmadığımızı anlama yolculuğumuza devam edeceğiz inşallah birazdan.